Tuna Mahallesi Muhtarı Ayşegül Yıldız. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Hani böyle beni biz onur ettiniz, çağırmanız çok hoş oldu. Arkadaşlarımı da izledim. Çok güzel, çok akıcı olmuş. Ben de çok mutlu geldim. Teşekkür ederim. Biz de çok heyecanlıyız. Çünkü önden bir duyum aldık biraz. Konuşacak çok fazla şey var dedi arkadaşlarım. Bilenler biliyor evet. Sizi. Faaliyetler, projeler. Biz de tabii ki zamanı süreyi yettikçe bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ama önce sizi tanıyalım istiyoruz. Ayşegül Yıldız kimdir? Bahsedin biraz kendinizden. Evet. Tuna Mahallesi Muhtarı Ayşegül Yıldız. Ayşegül Yıldız 1973 Artvin doğumlu. İlk orta lisenin bir kısmını Artvin'de okudum. Kazım Karabekir Lisesi'nde okudum. Bursa'da Ertuğrul Lisesi'nde tamamladım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde iktisat işletme başlayıp Uludağ'da bitirdim. Formasyonumu da eğitim fakültesinden aldım. Öğretmenlik hakkını kazandım. Şu an kent konseyindeyim. Kent konseyi olarak Bursa için ne yapabiliriz? Oradayım. Sonra aynı zamanda 30 yıldır da evde ders veriyorum. Matematik, fizik, kimya ders veriyorum. Kent konseyinden sonra direksiyon öğretmenliği kurslarına gittim. Şu an onu yapıyorum. Çok dolu gerçekten. Ben hatta eşime şey söyledim. Eğer tekrar okumak istersen beni engelle çünkü ben kendimi tutamıyorum dedim. ve Medya Yıldırım'da çok teşekkür ederim Hanefi Bey'e. Hanefi Bey'e gerçekten kent konseyini tanıdım. Bizim kent konseyi başkan yardımcımız kendisi. Medya Yıldırım sahibi aynı zamanda. Orada da köşe yazarlığı yapıyorum. Çok istediğim bir şeydi. Benim için çok önemli bir şeydi. Kitap çıkaracağım. Kitabımdan bölümler yazıyorum. Yani nasıl orada. Bir kitap? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Daha çok kadınları konu ettiğim bir kitap. Yani tanıdığım bütün kadınların hayatında anlattıkları, paylaştıkları şeyi isimlerini değiştirerek daha mesela bunu yazmamın sebebi şu. Hani her kadın çok şey yaşamış aslında ama bağrına basmış. Onun için zaten 2019'da muhtarlığı kazandığım an kadınlar için bir şey yaptım düşündüm. Çok mutlu oldum. Neden? Çünkü mutlu kadın, mutlu Türkiye, mutlu anne, mutlu eş ve mutlu olan kadın da çok güzel çocuk yetiştiriyor gerçekten. Zaten çocuk yetiştiriyor ama daha güzel yetiştiriyor gerçekten. Çünkü kadın kendini adamayı seviyor. Çocuğuna, doğru, eşine, Türkiye'ye adasını istiyorum. Ben de anaç yani bir kere. Evet, muhtar olmamdaki en güzel şey şu oldu bana, kazandırdığı şey. İnsanlarla beraber aslında bana göreymiş. Gerçekten ben öyle bir muhtar olayım hayalim yoktu ama şu çıktı, tam bana göre bir meslekmiş. Aslında ben hani hem öğretmenlik, işte yazarlık falan diye düşünürken muhtarlık bana göreymiş gerçekten. Tuna Mahallesi'ne çok teşekkür ediyorum çünkü benim bardağına bastılar bir bayan olarak. Beni gerçekten bağrına bastılar ve çok mutlu ediyorlar beni, sağ olsunlar. Biz beni de buradan çok geliyorlar. Selam gönderiyoruz onlara. Evet, ziyaretime geliyorlar. Özellikle onlar, hanımlar geliyordur. Hanımlar geliyor, beyler de geliyor çünkü çok kardeş insanlar gerçekten. Birlik ve beraberlik var yani mahallede. Var, var. Şöyle var, bizim hani tabii ki her mahallede bir sıkıntı olur ama tanıdıktan sonra birbirimizi sevdik. Hani bir önyargımız vardı, evet vardı tabii ki, bayanda muhtar olur mu gibi bir şeyle yaşadık tabii. Böyle hani, dediler. Aynen ama. Bu süreçten bahsedelim mi biraz? Sizin edelim. Aday olmaya nasıl karar verdiğinizden, sonra halk mı teşvik etti bunlardan, neler aynen oldu, kaç aday vardı, nasıl seçildiniz? Bunlardan bahsedelim tamam önce. Tamam edelim. Ben normalde diyorum ya, evde ders veriyordum. Böyle muhtarla gidiyordum. Saadettin Bey bizim 4 dönem yapmış. Çok başarılı bir arkadaşımız. Bilgisayar hani konusunda ben gidince kendim çıkarıyordum falan böyle. Hani çıktılar alıyordum. Ya dedi, ben de yoruldum. Sen olsana muhtar dedi. Ben dedim, ben nasıl ne anlarım muhtarlıkta falan derken hayır dedi. Sen muhtarın adaylığını koyuyorsun dedi. Koydum. Hani onu üzmemek için koydum. Ve mesela arkadaşlar da bunu anlatmak istiyorum. Bizim Hatice komşu annemiz var. Hatice anne. Bana bir şey söylüyor. Diyorduk işte muhtar, hani muhtar gibi kadınsın diyordu bana. Hı hı. Bir gün telefon etti. Benim o zaman aday falan değilim.
Onu oğlu arada dedi ki hani neredeyse muhtara çay içiyorum dedi bana. Ne muhtara ne işin var dedi o. Aslında muhtar derken bana muhtar dediği için ben de yani. Ama orada o zaman tabii ki muhtarımız erkek. Ne bu işin var muhtar dedi. Ya dedi Ayşegül değil falan deyince çok gülmüştük. Ve o gün dedi ki ben bunu hani oturacak bana yani. Zaten vatandaşın söylediği yani bir şeydi. Evet. Sonra ilk önce mesela arkadaşlarım bayan muhtar işte sen ne zamandır buradasın. İşte nasıl karar verdin, olur mu gibi. Ama ben de ilk gün inandım ve o inançla seçimlere girdim. Gerçekten de. Ve hiç kazanamayacağım korkusuna kapılmadım. Çünkü gerçekten de her kapıya gittim. Her kadınla görüştük ve hala görüşüyoruz. Bu çok önemliydi benim için. Tabii. Baktım o sıcak bakışlar değişmedi. Tabii ki bir sevmeyenler de var, hissedebiliyorum onu ama inşallah sevdireceğim kendimi. Demek ki onların beklentilerine inememiş olabilirsiniz. O birkaç kişi olacak ki beni düzene soksun, beni hatamı fark edebileyim. Bunlar benim için önemli şahsiyetler. Yani yapıcı eleştiriler tabii yani ki her zaman. Yani yapıcıdır olabilir, yapıcı olmayan olabilir. Bunlar muhalefet önemli bir siyasetçi için. Neden? Çünkü kendini hep iyi bir şey sanırsan ilerleyemezsin. Onlar senin kendini tekrar böyle sallayıp tekrar hani yapmam gerekenler konusunda tekrar geri dönersin. Ve sonuçta kazandım. Çok teşekkür ederim Tuna Mayıs'ına gerçekten. Çünkü inanır mısınız bana oturdu yani. Ben sevdim bilmiyorum. Muhtarlığı aslında sevdim. Buymuş yani. Aynen ben aslında gereken. Buymuşum yani. Bu olmalıymışım. Ama bütün bu birikimler sayesinde tabii ki, tabii muhakkak ki, evet. Tabii. Çok kozmopolit bir mahalle bizim mahallemiz. Arnavutlar çoğunlukla. İşte Boşnaklar, Bulgaristan'dan gelenler, Artvinliler, Samsunlar, Niğdeliler, Çorumlular. Aynı zamanda tabii ki az hani Afganistan'dan gelen Suriyeli arkadaşlarımızla oldu artık. Saymadığım bir sürü tabii ki yani bu her şehirden var bizde. Çok kutlu gerçekten. Türkiye'nin 81 ilinden neredeyse. Var var ama tabii ki Arnavut ağırlıklı mahalle. Altıday vardı. Tek bayan bendim. Tabii ki bunun avantajı vardı. Öyle düşünüyorum yani. Ama tabii ki insanlar hani eğitimli insan diye şu an konuşuyorum. Eğitimli bir insan olması için geldik. Yani sana oy verdik. İşte güler yüzlüğüne verdik. Hatta şu en çok hoşuma giden şu mesela diyorlar ki sen dolaşırken de çok güler yüzlüydün hali öylesin çok alçak gönüllüsün. Beni çok 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 mutlu ediyor. Dedim ne olduk ki? Yani muhtar olduk da ne olduk? Ne olduk? Sizin hizmetçiniz olduk. Tabii ki hali daha çok bilmemiz lazım. Hı hı. Daha sizin olmamız lazım. Ve sarılabiliyoruz. Geliyor fotoğraflar çekiniyoruz, gruplarımızla paylaşıyoruz. Aynen böyle çok güzel bir kardeşlik oluştu. Muhtarlık yani, binası var mı size ait? Yoksa muhtar, mahalle konağı mı var? Şöyle bir şey var. Sağlık ocağında bir bölümde duruyorum ben. Çok sıcak bir ortam var. Hani istesem tabii ki muhtarlık yapılabilir ama hı hı. Şöyle bir şey var. Orasının ortamı çok güzel. Hani bayan olduğu için hem gelen giden konusunda iyi oluyor. Güvenli bir ortam. Diğer türlü her gelen bana uğrayabiliyor. Sorununu söyleyebiliyor. Ayrıca muhtarla gitmek zorunda kalmıyorlar. Ama çok ileride gerekirse de yani yapılacak bir şey. Yaparlar inanıyorum yani. Hı-hı. Yaparlar bana. Ama şu an zaten sizin gerek için yeterli. Yani. Evet yeterli. Çok alan. Yeterli. İnsanlar da yerinizi biliyor zaten. Nereye aynen. Gelip kimden ne talep edeceğini alıştı, biliyor. Ayakları alıştı. Yani orası onlar için iyi bir yer olmuş. Yani hem sağlık ocağına gelip oradan da bana hı-hı. Uğrayabilmeleri. Ayrı bir ek iş yapmana gerek kalmıyor yani. Tabii pandemi de sizi çok yakınlaştırmıştır halkla. Çok. Çünkü evet. Siz birebir iletişim kurdunuz. Yani zaten evet. Böyle oluyordu ama hı hı. Orada direkt olarak işlerini hallettiniz birebir. Evet. Maaşlarını çektiniz 65 yaş evet, üstünün evet. Galiba. Çok zorlu bir sadece dönemdi. Sizin yetkiniz vatandaş vardı. Vatandaş olarak, Türkiye olarak belki de dünya olarak. Bunu herkes biliyor zaten. Ama şöyle bir şey. Bizim mahallemiz emekli mahallesi. Evet maaşlarını çektik. Tek kötü tarafı şuydu. Hani kapılara gidip şey yaptık. Hani işte hastası dışarı çıkmayın kontrol ettik. Bu biraz şey oldu. Yani insanlar üzüldü ne oluyoruz. Hani bu korona olmak çok kötü bir şeydi. Yani şu an Allah'a çok şükür hani ölümcülüğünü kaybetti ama. Evet. O zamanlar çok zordu. Gerçekten çok zordu. İnsanlar hani hasta olanları görüp mesela siz hasta oldunuz zaten çok üzgünlerdi. Hiç olmazsa bir nevi biz gittik onlara hem bir umut oldu. Muhtarım gelmiş gibi. Kapıları geçirip, çalındı yani bir aynen, çalındı. İhtiyaçları olunca mesela geç belediyelerimiz ve gönüllülerimiz hani oldu. Çok destek olan oldu. Biz de olduk. Ama diyorum ya bizim zaten mahallemiz şöyle, hocalarımız destek oldular. Ondan sonra karşı komşu ona ekmek aldı, diğeri mesela pazarına çıktı. Bizim mahalle böyle bir mahalle. Yani hı hı. Komşuluk bitmemiş bir mahalle olduğu için çok şanslıydım. Yani bana
muhtarım ben de yapabilirim gibi çok gönüllülük de oldu yani. Onlar da yardım ettiler oldu. Yani. Şükür olsun yani gerçekten güzel bir şekilde atlattık. Sadece zor olan tarafı değil mi? Hasta olmaktı yani. Tabii, tabii. O zordu. Kaybettiklerimiz oldu. Çok kaybettik biz. Başın yaşlı kesim çok bende çünkü. Emekli kesim çok. Yüreklerimiz yandı ama iyi atlattık şükür. Yani üst sene çok zor geçti ama atlattık. Gene de zor bir dönemdeyiz tabii. Ölümcülüğünü kaybetmiş olabilir ama hastalık tabii ki daha var. Evet, evet. Muhtarlık bir de şöyle anlatalım. Bizim muhtarlar derneğimiz de var. Mesela buradan selamını evet, getirdim. Evet, Osman Gazi Muhtarlar Derneği bundan bahsedelim. Evet, evet. Ondan da siz de oradasınız. Üyesiniz. Evet, oradayız, üyeyiz. Başkanımız Burhan Mandacı'nın da selamını getirdim size. Aleyküm selam. Biz de buradan ona çok selam söylüyoruz. Sizi de konuk edeceğiz en kısa zamanda inşallah. Evet, şöyle bir şey oldu. Bir renk kattı tabii bize bu başkanımız. Doğum günlerimiz olsun, gezilerimiz olsun. Belediye birebir gidip bizim için çoğu şeyi, çoğu sorun, telefon kadar yakın arayabiliyoruz. Sorunlarımızı paylaşabiliyor. Bize destek oluyor. Gerçekten hani arayıp da geri çevrimiz olmadı. Ya bilmiyorsa bilmiyorsa ne yapar? Araştırıyor, destek oluyor. Şöyle yapmamız lazım gibi. Gemay her konuya hakim. Dernek olarak onu da söyleyeyim. Yani gerçekten de muhtarları bir araya birleştirdik ve ne yapabiliriz? Hep beraber bir yerlerdeyiz. Bir şeyler yapıyoruz. Toplu olarak yapıyoruz. Bu çok güzel. Yani bundan da bahsetmek istedim burada muhtar olarak. Yani. Sizin kendi içinizde de bir birlik var aslında. Var, diğer evet. Görev arkadaşlarınızla, mesai arkadaşlarınızla. Var. Çok iyi insanlar. Hepsi Allah razı olsun. Gerçekten de birbirimize destek olabiliyoruz. Hı-hı. Mesela bir yere gidecek zaman beni alabiliyorlar mesela. Biz onları alıyoruz. Komşu muhtarlarımızla mesela en çok mesela iletişim olduğumuz onlar. Telefonlaşabiliyoruz, destek olabiliyor, birbirimize gidiyoruz falan derken. Yani böyle herkes yeni oldu ve herkes bir şeylerin ucuna tuttu. Zor dönemi atlattık. Bir şey öğrendik şu an. 1,5 senemiz kaldı. Hı hı. Tam pişiyoruz. Çıraklık dönemimiz bitiyor. Bir de en zor zamana denk geldiniz. Aynen yani. 2019 yılında başlayan aynen. Bütün muhtarlarımız yani evet. Daha birçok şeyi belki bilmeden bazı işlemler nasıl yürütülür, kimden talep edilir. Bir göreve yeni başladığında tabii ki hemen bu olmaz. Evet. Ama evet. bir sürü işiniz vardı. Bireysel evet. olarak ilgilendiniz. Maaşlar çekildi. Yani belki daha da tecrübe katmıştır. Tabii. Yani dezavantajları bu, vardı ama avantajları da oldu. Biz avantajı kullandık. İnsanlarla evet, evet. Samimiyetimiz arttı. İyi ki varsanı gördüm gözlerinde. Yani adamın mesela maaşı yok, mecbur para alacak, dışarı çıkamıyor zaten. Hani bir evet. şey alınacak, para verecek ki alınsın. Yani diyorum ya, iyi ki varsın muhtarımı çok duydum. Ben de onlar iyi ki vardı. Böyle bir dönemde ben de onlar olmasa belki evde olsam sadece atlatamazdım. Neden? Çünkü insanın psikolojisi bozuluyor. Yani o daha zordu. Biz hep dışarıda sahadaydık ama insanların elini tutabildik, göz göze gelebildik. Bu güzeldi. Evet doğru. Ama tabii ki bunu tek başımıza yapmadık. Bu da bir gerçek. Sayın Osman Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'lerimiz, Aynur Aktaş ve Mustafa Dündar özellikle yani bunlar şöyle söyleyeyim. Ve çalışma arkadaşlarımız. Buradan yardım konusunda hiçbir şeyi geri çevirmediler. Gerçekten de o pandemi döneminde var yok aranmadı. Zaten herkes yoktu biliyorsunuz o zaman da evet, kimse doğru. de yoktu. Hiç geri çevirmedim ben. Gerçekten hiç geri çevirmedim. Sosyal çok yardımlaşma. Çok sosyal yardımlaşma anlamında evet. Yani hem erzak olsun, parası olsun. Belki de yani her konuda yani bu sadece bir yemek içmek diye hı-hı. değil. Hep arkamızdalardı. Onun için çok teşekkür ediyorum. Tek başımıza yapmadık ya yani, o güzeldi. Buradan belediyeme teşekkür ediyorum gerçekten. Hiç geri çevrilmedim. Zor zamanlar onların da oldu. Ya yani bunlar tek başımıza yapmadık. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir asfalt bir döksek biz ne yapıyoruz? Aracı oluyoruz. Tabii birkaç kez gidiyorsun söylüyorsun ama onlar yapmazsa hani biz yaptık olmuyoruz. Beraber organize çalıştık. Tabii tabii. Birden arada, bütüne hep beraber. Evet daire başkanımız da mesela düşünse belediyeme selam söylüyorum. Bu işi daire başkanımız. O da çok iyi bir insan. Bana da mesela çok desteği oldu. Şöyle desteği oldu. Hani insan tabii ki başlıyorsun, acemi oluyorsun, yapamayacağın çok şey oluyor falan. Yani güvendi bana. O çok hı-hı. güzeldi. Teşekkür ederim. Yani belediyelerin desteğini gördük. Bu pandemi öyle zor atlatıldı ama tek başımıza yapmadık tabii ki. Devletin desteğini gördük. Devlet de tabii ki yani topyekun farkındaysanız şey olmadı. Yani hiçbir şey aksamadı. Çoğu ülkeleri gördük. Biz içimizde evet, evet, vatandaş evet. da getirdik. Atıldılar için. Yani resmen. Tabii yani şükür. Çok gibi. Allah bir de destek oldu. Tabii ki her şeyden önce Allah'a sığınmayı bilmek gerek. Hepsi Allah'tan geldi. Ama bu güzeldi. Dayanışma içinde olduk. Muhtarlar, belediyeler olduğu için oldu bu. Hı hı. Çok güzeldi. Bence ben
pandeminin şey tarafını, hani ne çıkarabildiğim tarafındaydım. Güzel şeyler çıkardım. Dostluklarım oluştu. Hala görüşüyoruz. Yaşlılarıma hala gidiyorum. Hı hı. Yani tabii yetişmeye çalışıyorum. Hani orada da olmak zorundayız bu arada. Muhtarlıkta olmak zorundayız. Vakit kaldıkça çıkıyorum. Evlerine gidiyoruz. Onlar geliyorlar. Bilmiyorum, ben bu muhtarlık bana oturdu. Çok sevdim ben. Ne kadar güzel. Evet. Peki bu sürekli sosyal yapıyorum. Yardımlaşma mahalle içinde nasıldı? Halk arasında da var mıydı? Vardı. Birlik, tabii mesela içinde? Özel yardımcılar çok oldu. Yani bana geliyorlardı mesela. Biz gidiyoruz kapı kapı, onlar da geldiler. Yardımseverlerim çok. Allah razı olsun. Hı-hı. Laflara koydular, gittik verdik. İhtiyacı olan eşyam oldu, eşya verdik. Et verdik, hani bu tür şeyler, bunlar söylenmiyor ama ne için söylüyoruz bunları? Yani vatandaşlarımız rencide olsun diye, gerçekten o dayanışma güzeldi. Hiç kimse et yememiş insan kalmadı. Gerçekten bir de örnek çok olsun, güzeldi güzel yani. Şeyler, tabii tabii. Bunlar güzel ve şeyler, o vermek çok güzel, mutlu oluyorlardı. Yani o insanlar inanır mısınız? Mesela belki de Allah o kadar vermiş onlara. Yani kapı kapı. Hı-hı. Hem para, hem et, hem erzadır. Belki de diyorum eşya da yani. Kıyafet her sıfır. Şey. O da verildi maddi yani. Maddi manevi belki her de. Şey. Ben, bazıları da mesela şey için geldiler. Mesela yanında ben bu mahalledeydim deyip geldiler. Yani dediler ki biz burada dedik, bak biz umudunuzu kaybetmeyin. Çalıştık, okuduk, buraya geldik falan. Ve genelde bana şu çok güzel geliyor. Dönüş hep buradan çıkmış da. Hı-hı. Hani tekrar burayı unutamamış insanlar geldi. O çok güzeldi. Hani işte burada çeşme vardı, şurada şu ev vardı, şurada kırmızı kapılı vardı falan gibi. Böyle geldiler. Çok mutlu oldular. Tanıdıkları da vardı zaten. Doğduğu, büyüdüğü evet. Yer belki. Aynen. Yani bana güvendiler, bu çok güzeldi. Hı-hı. Mesela muhtarım, işte siz muhtar seçilmişsiniz, biz böyle bir şey düşünüyoruz falan. Bazen yolladılar götürmek, hepsi gelemedi. Yani bu güven de güzeldi. Bu beni onur etti, çok onur etti gerçekten. Hı-hı. Ve ulaştı. Hiç ulaşamadığım insan yok denecek diye düşünüyorum. Yani hiç yok, belki de hiç yoktur. O kadar yani. Hı hı. Çünkü çok yardım eden insan oldu. Belediyeler özellikle. Hiç yalnız bırakmadı kimseyi. Benim yazıp da bana gelmeyen çok az insan vardı. O da mutlaka bir şey çıkmıştı. Yani bir şey, evi vardı, bir şey vardır. Ben dilekçe yazıp da gelmeyen yardım olmadı diyebilirim yani. Bir de inceliyorlar. Valilik tabii. Galiba. Valilik de inceliyor. İşte kaymakamlık, belediyeler. Hı hı. Artık şey bir bu şey bir oldu. Bu da bir süreç yani artık. Yani evet, şunu da mesela anlatmak istiyorum. Artık ortak bir ekran olacak. Yani bir TC yazıldığı zaman herkesin artık her şey çıkacak. Yani hani bu kömür işte mesela, en azından hani kimlerinde var, kimde doğalgaz var, kimin hani nerede şimdi çalışıyor, kaç çocuğu var, bunlar çıkıyor, herkes görebiliyor. Mesela o zaman tek tek gözüküyordu. Mesela kaymakamlık farklı görüyordu. Valilik tekrar girmesi gerekiyor. Şu an bütün herkes ortak bir ekranda bunu görüyor. Daha güzel, daha çabuk olacak. Yani bu hızlı olacak diyelim. Hani insanlar, bu süreyi biraz kısaltacak daha yani. Daha kısalttı. O araştırma herkesin arkasında çıktığı için ne olacak? Herkes ulaşabilecek anında olacak diyelim. O da olacak yani, evet. Çok güzel. Mahalleye geri dönelim istiyorum. Dönelim. Tam bizim konumundan bahsettik mi bu mahallenin? Tam konumu, tam nüfusu, kültüründen tabii bahsettik. Türkiye'nin evet birçok yerinden insanlar var vardı burada evet dedik. Evet. Birlik beraberlik var dedik. Tam konumu ve nüfusunu da öğrenelim. Belki ziyaret etmek isterler tamam, mahalleyi. Tamam, yakın sokağım var. 14 bin kişiydik ama şu an Suriyelilerin gelmesi mesela birazcık bu farklılaştı. Hı hı. Kesin sonu mesela 5 bine yakın bir seçmen sayısı gibi düşünelim böyle. Hani bu vatandaşlık alırlarsa tabii yükselecek. Hani bu tabii, evet, bizim göç alan bir mahalle biliyorsunuz. Mahallemizde bir de şöyle bir şey var. Mesela en çok bilmiyorum bahsettim mi şu an, çok şey konuştum çünkü. Bayanlarımızı mesela en çok önemsiyorum. Ben dedim yani bayanları, mutlu bayan olsun istiyorum. Ben kurs açmak için ilk önce en büyük hayalim bir kadınlar kahvesi açmaktı. Tam pandemi patladı. Yani insanlar birbirine gelmekten korktuğu bir dönemdi. Toplantı yapıyorduk. Hocalarımız vardı. İşte bir de bazen diyetisyen geliyordu. Bazen işte psikolog geliyordu. Bazen hocamız bize sohbet ediyordu. Bilmediğimiz şeyleri, İslam'ı anlatıyordu diyelim. Hı hı. Ama ne zaman ki pandemi patladı, insanlar mesela hani aralıklı oturalım, yok sonra işte camları açalım falan derken korktuk. Yani hani o gerçekten ölümler de aramızda oldu zaten. Evet. Ölümler olunca da bu işin biraz sekteye uğradı. Neden uğradı? Çünkü toplanmak gerekiyordu. Ama şöyle bir şey yaptık tabii ki. Az sayı olarak işte kurslar açtım. Bu ne? Tabii ki belediye sayesinde, yani bu tek başına yapmış bir şey değil. Hı hı. Öneride bulunduk. Onlar da bize dönüş yaptılar. Bizim bir kulübümüz var. Yani ben spor kulübü başkanımızın da orada hani bina kiralamış. Orada mesela üst katını dikiş, işte nakış, el sanatları kullandık. İlk seneden bahsediyorum. Bayanları topladık orada. Ondan sonra işte okuma yazma kursu her yıl var. Çünkü okuma yazma, ben dolaşıyorum.
bilmediğini fark ettiğimde yazıyorum, yakalıyorum zaten. Hı-hı. Mutlaka değil mi, okuyacaksın yani. Bunu bütün bayanlar okutuyoruz. O kurs her yıl açılıyor. Ondan sonra gitar kursu açtım, ben de gittim. İşte Osmanlıca açtım, gittik. Ondan sonra burada bir kurs daha, ben gene gittiğim bir kurs daha vardı. Diksiyon kursu vardı, ona da gittik. Ya bütün kurslara katılmaya karar verdim ve gittim de şöyle bir şey oldu. Bu sene birazcık daha kadınları bizim mahallenin sınırında olmayan, fakat mesela eski bir yer vardı. Onu arkadaşlar düzelttiler, elektriğini çektiler, temizlediler, binayı düzelttiler. Sırf bayanlara hani orasını yaptık. Neden? Çünkü giyim üstüne oldu, giyinmeleri gerekiyordu falan. Rahat edebileceği bir ortam oldu. Evet, doğru. Onlar atölye işi yere... yaparken özellikle, tabii, değil mi? Yani boyamasıdır, tığdır, işte ne bileyim, dağıtıyoruz çünkü. Hı-hı. Mesela hemen toplamalara gerek kalmıyor. Mesela diğer binadayken ne yapılıyordu? Bu bayan bunu kaldırıyordu mesela. Çünkü gitar kursuna döneceğiz. İşte evet, okuma kursu olacak falan. Ama orada annem bırakıp sabah tekrar gidip orada yapabiliyorlar. Yani öyle bir ortam. Yine bayanlar ön planda. Diğer tarafta çocuklarımız var. Çocuklar şimdi İngilizce kursu oldu. Gitar, işte keman kursları açtık. Burada mesela niye daha çok çocuklara yönelik? Çünkü çocukları sokaklardan toplayıp birazcık da hani mesela geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Hani evet. Hani annelerin işteyken, babaların işteyken nerede olduğunu bilecek gibi ortam olsun diye. Hani şu an İngilizce kurslarımız var. İkinci dönem sonra matematik kursunu da istiyoruz. Hani daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Şu an bir hoca bulamadık ona. Ben sizi dinliyorum. Tamam, ben sizdeyim. Sonra bu kursların dışında hani spor faaliyetlerine bayanlar da olsun diye. Tabii şu an hani bizim bünyemiz, hani çalışmalarımız var ama diye başka okulların şey kullanarak, mesela spor salonu kullanarak, işte bayanların da, yani çocukları, kız çocuklarının da katılabilecekleri ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz. Eğitim nasıl peki mahallede? Ulaşım konusunda sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Hayır, merkezi bir yerdir. Evet. Eğitim şöyle bir konusunda. Şey oldu. Eğitim konusu çok güzel. Zaten ilkokulumuz ve ortaokulumuz var. Ama okuma önem veren bir yer. Gerçekten çocuklarına siz böyle... Siz de öylesiniz. Evet, ama inanın annelere özellikle diyeyim. Böyle çocuklarım okusun diye yani eldiven kesip çocuğun kursa yollayan insanlarımız var. Bayanlar daha bilinçli. Gerçekten. Evet. Çünkü onlar biliyorlar ki mutlu bir anne ancak elinde para olan ve kendini tamamlamış bir anne olduğunu bildikleri için böyle bir çaba içindeler. Bizim H4 mesela, H4 şu an şehir hastanesi açıldığı zaman ilk mesela benim dileğim ilk bir ay içinde oldu hatta. Şehir hastanesi bitti. Buradan hep yaşlımız var ve onkolojiye gidenler ve arabası olmayan insan bunlar. Evet. Yani ne yaptı? H4'ü koydu. Allah razı olsun. Şu an direkt H4'e binip şehir hastanesi gidip tekrar gelebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey oldu. Şu an 5A'mız var. 5A şey yapabiliyor mesela, artık çekirgeye kadar gidiyor geliyor. Yani bu hastane işi konusunda sıkıntı olmadı. Heykele yani gidiyor. İşte dolmuşlarımız var. Sadece çift havuzlarda hani bir şimdi taksi ödeme olayı oldu. Ondan biraz şikayetçi vatandaşımız ama sanıyorum ona da bir çözüm getirecekler çünkü orası da. Bu dolmuşların kalkmasıyla dolmuşlar alakalı kalkmış. Mı? Evet, hani evet, taksi evet olmuş. Bana bir 10-15'e yakın şey şikayet geldi şu an. Yani tabii ne kadar çoğalırsa ne yapabileceğimiz konusunda bölge muhtarı olarak konuşacağız bu konuda. Çok mahallede problem şu anda. En bu dolmuşların çoğu taksiye dönüyor. Zaten evet, ulaşım konusunda ya sıkıntılar zaten çekiyoruz. Şu an ekonomik sıkıntı olduğu için insanlar 10 liraya gittiği yere şimdi 30-40'da gitmek zorunda kalıyorlar. Evet. Zor tabii yani, zor. Tabii. Ama tabii onu arkadaşlarımı dinlemek lazım. Yani şu an çok yabancı olduğum bir konu. Bir arkadaşla konuşuruz. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Yani birkaç bayan geldi hatta, bu yaşlı bayanlar. Evet, B2 geçiyor şu an gerçi oradan ama yani gene de demek ki insanlar doğmuş, alışmış, onu istiyorlar yani. Bakalım nasıl çözeceğiz. Tabii daha da konforlu ayrıca. Tabii yani tabii. Yani 4-5 kişi gidiyoruz, güzel değil mi? Bir de evet, bu dolmuşlar sadece Bursa'da varmış. Küçük taksi dolmuşlar, böyle söylüyorlar. Biz de evet, evi kaybetmek üzereyiz. Aynen aynen. İyiydi, gerçekten de güzel ama bir konsept yani. Evet, bizim kültürümüz gidiyor diye düşünüyoruz. Evet. Belki insan ondan endişeleniyor. Onu da bilemiyorum yani. Olabilir. Ekonomi biraz işte maalesef. Maalesef şu an ülkenin de geçtiği durum ortada. Zor bir dönemdeyiz ama geçecek bunlar. Yani bunlar hepimiz dedim ya, pandemi nasıl atlattıysak yapacağız. Bunu da yapacağız inşallah. Benim bu da güç verdi biraz sanki, değil mi? Ben bunu bilmiyorum. Ben pandemi döneminin hani şeyini, güzel tarafını bulmaya çalışıyorum. Çünkü neden? Gerçekten bana çok şey kattı. Hı-hı. Yani zaten ölüm biliyorduk ama şunu fark ettik ki çok yakın. Evet. Ve bu birbirimizi üzecek, kızacak
ve kıracak hiçbir şeye gerek yok. Ne kadar faydalanabiliyorsak ne faydalanalım yani. Ben ne kadar insana yardımcı olabilirsem olayım yani. Hı hı. Muhtarsa muhtar. Bir komşu, yan komşuna mesela ne kadar faydalanırsa o kadar iyi yani. Tabii ki hatalarımız var. Hani ben melek değilim ama adayım. Yani gerçekten iyi bir şey yapmak hı hı. istiyorum. Burada iyilik dedik. Ben bir şey daha geçmek istiyorum. Onu söylemek tabii, istiyorum. Osman Altunoğlu var. Bizim Fahri, biz öyle kabul ettik. Fahri Kanalboyu muhtarımız. Hı. Umarım bunu dinleme fırsatı bulur. Gerçekten muhtara çok önem veriyor. Destek oluyor. Hem maddi hem manevi, öğle yemekleri falan buluşturuyor bizi. Çok Osman Altunoğlu çok iyi bir insan. Gönlümün muhtarı Fahri Kanalboyu muhtarımız bizim. Buradan teşekkür ediyorum Osman Bey. Biz de çok selam gönderelim Bursa TV ailesi olarak. Aynen. Kıymet veriyor. Biz de öyle aynı şekilde. Önemsiyoruz. Şöyle bir şey var. Bursa'daki güzel mahalleleri, muhtarları. Evet, Tuna Mahallesi muhtarlığı olarak. Bu gruptan mesela şey paylaşıyoruz. Bunu arkadaşlar anlatmamı söylediler. Bana da anlatayım. Hani diyelim iş ilanları var. Atıyoruz. İş konusunda çok destek olmaya çalıştım. Hatta referans da verdim yani. Beni arasınlar. Ben sizi araştırıp arkadaşla yardımcı olurum gibilerden. Hani bu iş konusunda işte yazın. Formu doldurun. Benim yani ismimi verin. Veya mesela iş alanları var, ulaşamıyorlardır. Hı. Gruptan paylaştık. Evde iş yeri hani iş yapacak veya iş yerini dağıtabilecekleri iş yeri var. Onları paylaşıyorum. Bu grup çok sevildi. Buradan beni izleyen de şunu istiyor, rica ediyorum. Yani telefonlarınızı getirin, gruba ekleyelim. Çünkü buradan gezilerimizi paylaşıyoruz. Mesela biz İstanbul'a, Çanakkale'ye gittik. Tüm duyurular yapılıyor evet, yani. Evet, yani buradan paylaşıyorum. Burası olursa mesela hani duymayan olmaz. Erişememekten korkuyorum. Çünkü herkesin haberi olsun istiyorum. Tabii doğru. Hani yukarıdan aşağı ilk gelenden son gelene doğru mesela götürüyorum. Her şeyde böyle. Yani ilk gelen diyelim mesela sonda gelen işte benim arkadaşım yukarı koyayım. Yapmak istemiyorum. Yapmam da zaten. Hı hı. O zaman benim mutluluğumun bir anlamı olmaz. Herkese eşit bir şekilde davranmaya çalışıyorsunuz. Evet, bunu istiyorum. Herkese de ulaşabilmeyi hedefliyorsunuz, istiyorsunuz. Doğru, aynen, değil mi? Evet, evet. İnşallah öyle de olur İnşallah. Diyelim. İnşallah. Yani çünkü hesaba çekeceğiz. Ben bu mahallede mesulüm artık. Yani sizin mesuliyetiniz mesela 10 kişisi, benim 14 bin kişi. İnsan tabii çok ki endişeleniyor. Doğru. Endişeleniyorum. Yani bir ayrı bir hesaba çekeceğim bu konuda. Umarım hakkıyla yapmak istiyorum yani bu mesleği. Çok doğru. Gerçekten. Çünkü peki, çok sevdim. Sizin adaylığınızdan bu yana mahallede yürütülen faaliyetlerden biraz bahsedelim istiyorum. Evet. Yani biraz bahsettik aslında ama evet. Açalım yani bu konuyu evet, biraz. Yani, pandemi haricinde. Evet. Bir de o da çok etkili oldu bu arada. Yani şimdi işleri aksatmıştır işleri çok muhakkak. Aksattı. Ne yaptı? Bir de 3,5 sene geri attı. Evet. Mesela ben şimdiden sonra başlayacağız. Tam da seçim üstü şu an. 1,5 senemiz kaldı. Ama ben ulaşabildiğim şeye ulaştığımızı düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Yani bayanlara dokunmak istedim ben hep. Yani çünkü gerçekten ben şunu istiyorum yetkililerden de. Ya ne kadar nasıl yapabiliriz bilmiyorum ama gerçekten de eli para tutan kadın inanın çok mutlu kadındır. Buna emin olun. Yani kadın çalışamaz. Her kadın çalışmaz belki ama evde yapacak bir şey bulmamız lazım. Yani onlara o istihdamı sunmamız lazım. Çünkü ben de evde oturup süreli oldu. Hani tabii ben ders verdim. Hani parasız kalmadım. Eşim de Allah razı olsun çok iyi bir insan. Yani para konusu değil. Sadece kadın, para kazanan, üretken kadın mutlu kadın oluyor. Yani bir şey yaradığını hissediyor. Çünkü evet. Bir zaman sonra yemek, ekmek işte temizlik diyorsun. Her gün aynı şey. Kadın kendini monotonlukta buluyor ve mutlu olamıyor. Para kazanmak, üretmek, bir şeye faydalı olmak kadını tekrar yeniliyor ve hani mutlu oluyor. Ben mutlu kadın için de evde iş imkanı diye düşünüyorum. Ben şu an mesela hani oluyor takıdır işte boyamadır, biblodur falan ama yani bunu rutin hale getirebiliriz. Yani kadınlarımızı bir şekilde istihdama katılması için bir şekilde yani hepsi çalışamayabilir. Evet ama evde istihdam yapılmalı. Bence bunu bir masaya yatırmamız lazım bizim. Hı-hı. Ne yapabileceğimizi düşünmemiz lazım. Bu kurs merkezlerinin faydası oluyordur ama muhakkak. Oldu. Mesela nasıl oldu? Zaten günlük ücretli şeyler açıldı mesela. Bunu osmek busmek yaptılar. Yani hem makine öğretip hem de aynı zamanda günlük çalışıyormuş gibi bu tür şeyler yapıldı. Mesela kuaför kursları oldu. Şu an kuaför kurslarına çıkıp da işi açanlar oldu. Böyle şeylerden bahsediyoruz. Evet oldu. Yani hı-hı. Zaten inanır mısınız resim kursları oluyor mesela. Gidiyorum çok güzel şeyler çıkıyor. Ondan sonra mesela bu Osme'nin şeyleri var. Kadınlar mesela yapmışlar, satıyorlar onları. Ya inanılmaz şeyler çıkmış bunlar. Yani kadınlar mutlular. Ama mesela ne kadar ulaşabiliyoruz? Diyelim 30 kişiye mi uğraşıyoruz?
bizim ulaşmamız gereken eğer 50 kişi ise ben hepsini istiyorum. Anlatabildim mi? Evet, Osmek ve Busmek gerçekten bu işi açtılar ve parasız o kadar çok şey yapılıyor ki. Gerçekten mesela gitar kursu. Saati... Ama bir kapasitesi var bu kursların. Var tabii. Ve herkes gelemiyor. Yani şöyle çocuğu oluyor mesela kadının diyelim. Gelemez tabii. Hani ona da evine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Anlatabildim mi? Ama mesela şu şunda çok hoş şeyler yaşandı. Mesela diyelim gitar kursu. Bir saati ne kadar pahalı mesela biliyoruz mesela. Şimdi evet öyle biliyorum. Gerçekten. Osmek, Busmek ne yapıyor bunları? Bizi ayağımıza getiriyor ve parasız gidiyor. Ben gitar öğrendim mesela. Çocukluk hayalimde ama 6 çocuklu bir ailenin çocuğu olduğum için hiçbir gitar, ne gitarım olmuştur ne de gitar kursuna gitme fırsatım oldu. Bir ama, hobi edinmek de çok maliyetli tabii ki, şu an tabii zaten. Tabii ki yani ki. Evet. Ama 50 yaşındayım. 50 yaşında bu fırsatı yakaladım ve çok mutluyum. Allah razı olsun diyorum. Yani böyle şeyler hani ben kendim tamamladım. Bu kurslarla istediğim şeyleri yaptım. Mesela halk eğitimine gittim. Sayın Mehmet Köse sayesinde Allah razı olsun. Çok destek oldu bana. Direksiyon öğretmenliği, işte eğiticinin eğiticisi kurslarına gittim. Diyorum ya mesela bunları parayla yapamazsın. Yani gerçekten güzel şeyler ve kendini tamamlıyorsun. Bu kurslara arkadaşlar katılın. Diyorum bakın resim yapmak, çok dikiş doğru. yapmak. Bir sürü şey yani şu an aklıma gelen nakış yapıyorlar, işte makrame yapıyorlar, bunları satıyorlar. Ve en güzel de mesela sadece böyle hani bir şey satıp kendi tamamlayacağı şeyler oluyor diyor. Ya bu işte gitar ve işte keman, bende olanından bahsediyorum. Diksiyondur, Osmanlıcadır yani bunlar kendi tamamlayacağın, kendini iyi hissedeceğin şeyler. Sevdiği, ilgi duyduğu tabii. Tabii yani kendi tamamlamayı düşündüğün şeyler yani ilgi alanını genişlettiğin şeyler. Ben çok memnunum. Yani dileyip de yani dilekçesini yazıp da bana dönüş yapılamayan şeyler de gerçekten mesela yani ya işte şey olmadı yani alan olmadığı içindir. Yoksa böyle ne götürdüysem yapılmaya çalıştı. Allah razı olsun yaptılar yani. Hanımlara da diyoruz ki bu kurslara katılım sağlayın. Evet lütfen. Talebiniz olsun. Yani evet. Biraz pozitif ayrımcılıkta yapıyoruz burada. Özellikle aynen. hanımlara sesleniyoruz. Neden? Çünkü kadınlar ne kadar mutluysa mutlu eş, mutlu çocuk. Yani birden bütüne aslında. Çünkü evet. yuvayı da dişi kuşu yapar derler. Aynen öyle. Aynen kadın öyle. Mutlu olunca ailesi de, yuvası da, çocuğu aynen. da doğru. Evet güzel söylediniz gerçekten. Biraz da bu güzel konuşmalardan sonra yine mahalleye dönüyoruz. Ama burada var olan güncel problemlerden bahsedelim tamam, istiyorum evet. bir kez biraz. Eğer varsa halkın ne gibi talepleri oluyor sizden şu anda? Yani, çözüm tamam. bekleyen problemler açısından. Şimdi genelde dediğim gibi yani sunup da en azından ben şöyle başlayayım. Ben muhtarla başlamadan önce hani yapmak istediğim şeyler mesela kadınlar kahvesi açmaktı. Elektrikleri yani yer altından geçirmek. Bu elektrik ilacım kısım kısım yapıyoruz. Ama şunu fark ettim ki altyapılarımız mesela hani düzenleyip hepsi beraber düzenli olması gerekiyor. Bir daha onu eş tekrar yap. Hani tekrar asfalt söküp tekrar yapılacak ya. Hani bunu ne yaptık? Biraz zamana yaydık. Hani orada çalışma yapıldığı an yer altına alıp daha sonra mesela hem doğal gazını hem işte oradan geçmesi gereken ne varsa aynen ve bilinçli bir şekilde yapılmış. Çünkü kıralım, geçirelim sonra tekrar yani mesela yık dok olmasın dediniz. Evet, ben bu konuda dikkat etmeye çalışıyorum. Ama evet kısım kısım yaptık. Hani gerekenleri yaptık ama bunun için şunu insan hani söz verirken bilemiyorsun. Yapılacağı zaman daha farklı oluyor tabii ki. Hani lise vetisi düşünerekten ne yapıyorum şimdi onda mesela? Önce o talep ettiğimiz mahalleye gidiyoruz. Sokağa gidiyoruz. Orada yoksa alıyoruz. Sonra mesela doğalgazın geçtiği burada mesela artık hani yan yana olmamaları lazım. İşte biliyor tehlikeli. İşte yani zamanla bu zamanla alacak bir işmiş. Onu fark ettik. Bu sözümüzü yapmaya çalışıyoruz. Zaten orası kentsel dönüşüm orada zaman hepsi yapılacak olan şeyler. Hani paranoya akıtılması değil de zamanla hani olacak şeyler oldu. Kanallarımız mesela hani yenilemesi gereken onayın dedik. Yenilemeye çalıştık. İki tane su kuram kaldı mesela bu kılıç çıkmazıyla sever çıkmazı onunla yenilenecek. Sözü verildi ama yapılacak. İşte birkaç su kuram var frize olacak. Sözü verildi o da yapılacak. Halkın en çok istediği ise asfalt. Hani önümüzde su birikiyor olayı. Bir de işte kanalların temizlenmesi. Evet çok önemli gerçekten. Burada kurumlu olarak hiçbir sıkıntım yok. Kurumlarla iletişim hemen anında yapılıyor. Sadece birkaç işçi konusunda şöyle bir şey var Buski'de benim. Hani burada bir ızgara var, temizleniyor. Diğer yanda var, o da temizlensin. Yani tekrar gidip tekrar gelmemek. Hani bunu bir dikkat edebilir arkadaş, işçi tabii arkadaşlar. Doğru. Ama kurum olarak sıkıntı. Kurum gerçekten anında alır, anında işleme düşüyor.
giriyor yani. Yerel yönetimlerle ilişkiler peki? Çok güzel. Yani güzel. Onlar, taleplerinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Anında evet alıyorum. Alamayacağımız şeyler de diyorum yani ya yeri değildir, hı-hı, ya hani bir programa konmuştur. Şükür yani ben şu ana kadar bana şu yapılmadı diyemiyorum yani diyemem. Hı-hı. Teşekkür ederim burada belediyelerimizin hepsine. Çalışanlara, evet, işçilerinden tutun da yani müdürlerine kadar şükür. Emeği geçen herkese, bütün kişi ve kurumlara galiba. Aynen, da. Aynen evet. Evet, çünkü birden bütüne yani hep beraber. Yani evet, yani muhtarın zaten bir şeyi yok, hani yaptırımı yok deden, çünkü onun bir kesesi yok. Ama iyi ne kadar iyi geçinirsen belediyelerle ve işte yerel yönetimlerle ki her kimse zaten insanla da iyi geçmemiz lazım tabii. Doğru. Yani doğru sunup doğru almak lazım. Sağlıklı yani bunu yapmak iletişim zorundasın falan gibi bir tür şey yanlış şeyler zaten. İstemediğim şey kaba kuvvet. Ama diyorum ya dilekçemiz oluyor. Dönüşte güzel. Ben memnunum. Yani muhtarlığı sevdim. Bana oturdu. Hı hı. Yani istemesini bilmek lazım diye düşünüyorum bazen. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Genç arkadaşlarımızdan bahsedelim biraz da. Onlar için yürütülen faaliyetler var mı, evet, projeler? Var tabii. Onlar... Belki çocuklar için park bahçelerde olabilir her şey. Ya bizim iki tane parkımız var. Zaten hani bizim mahallemiz küçük mahalle ve hani evler iç içe çok alanımız yok. Hı hı. Ama şu an mesela ne yaptık? İlk şeye geldiğimiz zaman mesela gençlerle ilgili ben bunu böyle intiliniyorum en azından. Metruk evleri yıktırıp hani orada kuluçlanmaları engellemeye çalıştım. Çıkan ağaçlara mıcır döktürmeye çalıştık. Orada neden? Çünkü gençler bir tanesi içiyordur. Öteki arkadaşı da gider. 3-5 derken çoğalıyorlardı. Evet, benim ilk gelir kendime ve Mustafa Bey de mesela buna çok önem verdi Sayın Belediye Başkanımız. Yıktık ve çok şey önledik. Yani kaç tane yıktınız? Benim 10 tane yakın yıkıldı. Bayağı daha yıkılmış. Var. Çok. Yani kötü yerlerimiz benim temizlendi. Hı hı. Şimdi tabii eski yerimiz var ama ne yaptık? Şimdi onu da şöyle yapıyoruz. Hani baktık ki yıkmak da çözüm değil. Ne yaptık? Camın çerçevesini, kapısını şu an sağlamlıyoruz. Çünkü her yıktığımız yerde aynı zamanda bir mıcırı işte boş arsası, hı hı, gibi olay çıkıyor. Kamulaştırma da yapılamayabilir. Zor oluyor yani. Ama ne yaptık? Kötüleri yıktık. Kurtarabildiklerimizde ne yapıyoruz? Camların çerçevelerine mesela hani sağlamlaşıp giriş çıkışları önlüyoruz. Bu önemli. Çünkü gerçekten, hı hı, de orada birkaç genç 3-5 tane oluyor. Sonra yani sen de gel, ben de gel gibi. Ya mesken edinirler yani. Gençlerle evet, en güzel şey bizim onları sokaktan kurtarmak. Yani, hı hı, bu işte mettir, işte uyuşturucu bu tür şeyleri hani Allah şükür yok. Çok az yani. Tabii ki yok değil. Ama az neden işte bunlar. Bursa'nın maalesef kanayan yarası şu an. Tabii budur. Ama neden çok az mahallede. İşte bu tür yerleri yıkabildiğimiz için az. Yani çoktu. Hı hı. Ne yapıyoruz? Yani siz önünü kestiniz biraz bu durumu. Evet. Kesebildiniz. Tabii belediye sayesinde. Bu meçhup binaların yıkılmasıyla beraber. Aynen. Çünkü yangın çıkarıyorlar orada kuluçlanıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Sonra diyor mu 3-5 kişi oluyor, 10 kişi. Çünkü çekiyor. Hı hı. Arkadaşın oluyor çünkü orada. Yani gençler için yaptığım en güzel şey bu olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Daha sonra da işte diyorum ya gençlik spor merkezinde işte bu İngilizcedir, işte gitardır, kemandır gibi işte spor faaliyetleri gibi şeyler değerlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Gençlerle bir de ben onlarla ders yaptığım için, onlar genelde benim öğrencilerim zaten, hı hı, iyi anlaşıyor, seviyorlar beni ki onlar beni gençleştirdi. Hiç yaşlanmıyorum sayesinde gerçekten. Ne kadar güzel. Ders yapıyoruz onlarla. Büyüdüler şimdi. Hatta oylarını bekliyorum. Hadi bakalım. Reşit olacaklar yani. Yani olmuştur. Çoğu oldu. Çoğu öğretmen oldu. Öğrencilerimin işte değil mi? Çok güzel yerdeler. Siz peki 2024 yılında yapılacak olan seçimlere yeniden adaylığınızı koymayı düşünür müsünüz? Evet düşünüyorum diyorum ya. Bana muhtarlık oturdu. Hatta tekrar tercih ederse onlarla olmak istiyorum. Yani daha çok şey yapmak istiyorum inşallah. Tabii ki bu hani artık sallamaya gerek yok. Hani diyorum ya mesela ilk muhtarlığım gibi değil. Yani yapabileceğim şeyleri söylemem lazım. Çok ben, doğru. Yaptıklarımın da mesela hani yapacaklarım, söylediklerim de neden olmadı? Diyorum pandeminin hani o topluluk olayların ortak atmasından dolayı yapılmayan bazı şeyler var ama gene de biz beraberiz. Gene biz toplanıyoruz. Hocalarımız bize konu anlatıyorlar. Biz gene toplamayı biliyoruz, beceriyoruz. Yani kadınlar bir belki mekan olamadı ama olmayacak bir şey değil. Biz hep o alt katta toplandık, çaylarımızı içtik, sohbetlerimizi ettik. İstedik gene yapabileceğiz. Yani şu anki de ekonomik zor bir dönemden geçtiğimiz için hani belli para ayırmak gereken şeyler bunlar. O bakımdan biz beraber olmayı becerdik ama bayanlarla. Peki, seviyorum onları. Buradan onlara söylemek istediğiniz, evet, bir şey var mı mahalle halkına?
duyurmak istediğiniz? Evet, var, şöyle bir şey var. Sizi seviyorum. Telefon numaranızı getirin, grubumuza ekleyelim. Hı-hı. Birbirimizden daha çok haberdar olalım. Beni arayabilirsiniz, yazabilirsiniz diye. Hani daha beraber olabilmek açısından diyorum. Benim size istediğim bu. Bir de şöyle bir şey. Tabii sabır. Yani elimden geldiği kadar size destek olmak çok istiyorum. Doğru. Ne kadar sabredersek, birbirimize güzel davranırsa güzel şeyler dönüş olacaktır. Ben size memnunum. Hakkınızı helal edin. Benim de size helal olsun. Oylarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sonuna geldik. Evet. Birazdan veda edeceğiz ama ben önce size çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldin. Çok eğlendim. Nasıl geçtin? Geçtiğini anlamadım. Evet, bunu hep söylüyoruz girmeden önce. Nasıl geçtiğini anlamayacağız. Dediğim gibi çok fazla konuşacak, anlatacak şey vardır muhakkak. Belki ama unuttum. Hani buradan unuttum şeyler de olabilir ve ismi geçmesi gereken insan da olabilir ama geçtim, burada durmak orada durmaktan farklıymış. Yani ben hepsini atabileceğimi düşünüyordum ama inşallah anlatmışımdır. Sosyal medya hesaplarını yazarlar artık eksikleri. Evet, bekliyorum yani. Evet, bizi Tuna Mahallesi şu tekrar an geleceğim. Evet, bunu yapabiliriz. Tamam, tabii ilerleyen günlerde tekrardan. Sana ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok eğlendim. Her zaman da bekleriz. Mutlu oldum. Buradan teşekkür Tuna ederim. Mahallesi'ne de çok selam gönderiyoruz biz Bursa TV ailesi olarak. Evet. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Başka bir programda başka bir mahalleyle tekrar sizinle olmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.